Herkese merhaba. Ben Cemal Taner. Evet arkadaşlar, Rogue Switching eğitiminin yeni bir videosunda karşınızdayım. Bir önceki videoda Rogue Switch'in fiziksel kurulumunu gerçekleştirmiştik. Bu videoda ise temel yapılandırmasını gerçekleştireceğiz. Switch'e giriş yaptıktan sonra enable yazıp şu an bulunduğumuz project examo'da geldiğimizi hatırlayayım. Buradan yine conf t yazarak yani global konfigürasyon moduna bu komutla geçebildiğimizi de hatırlayın bir önceki videodan. Evet. İlk yapacağımız konfigürasyon bir hostname tanımlamak arkadaşlar. Şöyle arada bir log geldi. Hemen şöyle geçeyim. Bir switch'e belli teknik sorumluluklardan ya da switch'i diğer switch'lerden ayırmak için hostname tanımlamamız gerekebilir. Bazen SSH konfigürasyonu için hostname tanımlama şartı teknik olarak gelebiliyor. Bazen de gelmiyor. Direkt mevcut hostname ile de zaten bir SSH RSAK oluşturabiliyor. Ama dedim ya belli vendorlara göre, belli iOS sürümlerine göre bu kural değişebilir. Şimdi hostname dedik ve switch 1 dedik. Ya da ne diyelim işte mesela birinci katta bu switch öyle bir konumlandırması olacak. Hatta o katta iki tane switch olacak. Bu da birinci switch. Bu şekilde bakın ne yapmış olduk kat 1 tire switch 1 diyerek bir hostname tanımladık. Switch'e bir isim verdik. Şimdi benim yaptığım bütün konfigürasyonlar şu an RAM'de. Cihazın RAM'de. Nasıl bilgisayarınızı açtığınızda işletim sistemi RAM'e yüklenir. Çalıştırdığınız programlar RAM'e yüklenir. RAM geçici bellektir. Ve elektrik kesilirse bütün her şey gider. Yani elektrik kestiğinizde RAM'in yani cihazı kapattığınızda RAM'deki bütün her şey gider uçar. Burada da şu an benim yapılandırdığım konfigürasyon ki biz buna running config diyoruz. Startup config olarak yani kalıcı belleğe, Emre ya da flash'a kaydetmem gerekiyor. Bunu da hemen şöyle şu komutla gerçekleştiriyoruz. Öncesinde kaydetmezsek ne olur? Hani şu copy komutunu ya da write memory ya da write komutunu kullanmadan önce bunu görelim. Yani bir konfigürasyon yapıyorsunuz. Şöyle bir senaryo uyduruyorum. Yaptınız bir saat falan bir konfig yaptınız. O arada elektrik kesildi. Reload komutuyla, reload komutuyla bunu ne yapabiliriz? Simüle edebiliriz. Yani cihaz kapanıp açılacak. Ve benim şu an yaptığım hostname vermiştim. Bakalım geçerli olacak mı? Kaydetmezsem. Hemen bu komut bakın arkadaşlar burada yürümedi. Neden yürümedi? Çünkü yanlış yazdık. Evet her zaman şu sözü hatırlayın. Yanlış yaparsanız yanlış olur. Bir atasözü ben söyledim. <laughs> evet şimdi rollout yapalım mı diyor. Yes diyorum. Enter'a basıyorum az önce komutu re la ot yazmışız. Re-Ot yazmamışız. Evet, cihaz boot etti. Gördüğünüz gibi bizim hostname uçmuş gitmiş. O zaman hemen konfigürasyon moduna girelim. Bir hostname atayalım. cat1-switch1 dedik. Ve sonrasında da bu komutu yürütelim ki kaydetme komutunu ki bu komutu da yine Project.exe.mode'da yazmamız gerektiğini hatırlayın. Komutumuz şu, copy running config, RAM'deki çalışan, koşan yapılandırmayı nvrm'e ya da flash'a startup config olarak kaydet. Bunu bu şekilde ne yapıyoruz? Yazıyoruz. Evet, konfigürasyon kaydedildi. Gördüğünüz gibi işte ne kadar byte'mış burada da yine bunun bilgisini bize verdi. Şimdi derseniz ki böyle bir komut var ama bunun daha kısası yok mu? Ya da daha farklı bir yazım şekli yok mu? Sintaksi var mı? Var. Write memory olarak da bunu komut kullanabilirsiniz. Ya da sadece write olarak da kullanabilirsiniz. Biliyorsunuz malumunuz komutları kısaca yazabiliyoruz. Write olarak da kullanabiliriz. Yani copywriting config startup config komutunun karşılığı olarak sadece wr yazarak böylece da yaptığımız konfigürasyonu kaydedebiliriz. Şimdi ne yaptık? Bir hostname verdik Evet şimdi de bir enable parolası tanımlayalım hemen şöyle konfigürasyon moduna girelim çünkü bir konfigürasyon Yapacağız Enable diyoruz Soru işaretiyle Password verebiliriz secret verebiliriz yine bir e, Service komutumuz var password ve secret arasındaki farkları da görebiliriz Hene, Hemen şöyle enable e, Password ile bir parola vereyim diyelim ki mesela ruji 1 Bir de enable secret olarak verelim. O da Ruji olsun. Evet şöyle Ruji, Ruji artık. Biz böyle okuduk. Şimdi hemen şöyle geliyorum. Arasındaki farkı görelim. Show running config diyorum. Evet. Bakın şurada enable secret hashlenmiş durumda. Ama enable password yine böyle kabak gibi ben buradayım diyor. Şimdi tabii Enable parolası olarak en son verdiğim Ruji geçerli. Onu da hemen deneyelim. Önce bir exit e çıkalım. Tekrar cihaza giriş yapıp Enable yazdığımızda Project da geçmek istediğimizde bize ne yaptı? Bir parola sordu. Ruji yazıyorum ve Project ZM'da geçiyorum. Bu da güvenlik açısından önemli konulardan biri. Mutlaka bir Enable parolası tanımlamamız lazım. Şimdi konsol kabusunu takıp şu an bir konfigürasyon yapıyorum. Onun için mutlaka bir konsol içinde bir parola vereyim. Hemen line console 0 diyorum. Yine kısa kısa yazabilirim. Evet. Tamamlamamışız. Hemen şuradan şöyle. Evet şöyle yazalım. Biraz yazım hatası oldu. Yine tablarla geçebilirsiniz. Line console 0. Hemen password ne diyelim Türkçe konsol olsun. Ve yine login diyelim ki bize bu parolayı sorsun. Hemen şöyle bir çıkış yapıyorum. Tekrar bir çıkış yapıyorum. Ee, komutu yanlış yazarsak tabii yanlış sonuç alırız. Tekrar bir daha çıkalım. Cihazdan şöyle bir logout olalım. Tekrar bakın giriş yaptığımda bana sorduğu parola konsol parolası. Yani her gelip de konsol kablosunu takan adam ne yapamasın? Bu cihazı giriş yapamasın. Enable parolası olsun, konsol parolası olsun. Hemen Türkçe konsol yazıyorum, giriş yapıyorum. Daha sonra da en yazıyorum, Rucu yazıyorum ve cihaza Project Zemo'da eriştik. Şimdi diğer bir yapılandırma cihaza bir IP adresi tan tanımlıyoruz ki cihaza uzaktan erişelim. Buna bir Switch Virtual Interface diyorduk Cisco tarafında. Ee, bu IP adresi üzerinden ki bir Virtual Sanal Interface bu. Bir VLAN bir diyerek tanımlayacağız. Ve sonrasında da bu IP adresi üzerinden hatta güzel bir GUI'si de var. O GUI'yi de biraz sonra göstereceğim. Grafik üzeri, interface üzerinden de erişebiliriz. Hemen şöyle geliyoruz. Öncelikle interface vlan1 diyoruz. Bu şekilde tanımlanıyor. VLAN'leri ileride anlatacağız, yapılandıracağız. Default VLAN 1'dir. Management VLAN VLAN 1'dir. Tabii farklı bir VLAN yapabiliriz. İlla VLAN 1 demek zorunda değiliz. Hemen şöyle yapıyoruz. IP adres 192.168.35.5 diyorum. 255.255.255.0 .255 diyorum. Evet yine şöyle no diyelim. Bu interface VLAN 1'i etkinleştirelim. Neden 35'ten IP adresi verdim? Hemen şöyle göstereyim. Çünkü benim şu an bilgisayarım 35 35.0'lı A'da. Hemen buradan ne yapabilirim? Telnet yapabilirim ya da SSH yapabilirim. İleride de yapılandırmasını göreceğiz. Hemen şöyle IP config dediğimde benim 35'li A'dan bir IP adresi aldığımı görüyorsunuz. Evet 192.165, 192.168, 35.126. Varsayılan da burası 192.168. Bir birdi ben de geldim tam 35 gösterip dedim. Buraya 35 yaptım. 192.168.1.26 DSP'den almış. 35.5 dedik. İnşallah A'da kullanılmayan bir IP adresidir bu adres. Şimdi end dedik. Öncelikle buradan komut satırından şu switch'e bir ping atalım. Ping diyorum. 192 35.5 diyoruz. Yani ben şu an bilgisayarımdan switch'e ulaşabiliyorum. Güzel. Konfigürasyon moduna yine geçtik line VT'ye 04 diyorum. Password ruci dedik biz her yer Trabzon her yere ruci diyoruz artık. Şimdi bu parolayı da girdikten sonra VT hattı tabii 5 tane etkinleştirdim. İsterseniz LAN VT01 deyin, 02 deyin. Şu an 01 2 3 4 toplam 5 session'ı destekleyecek şekilde yapılandırmış olduk. Yani isterseniz ne yapabilirsiniz? Bütün e, diğer hatları da etkinleştirebilirsiniz. Onları da yine show running config çıktısında şöyle görebiliriz. Show running config dediğimde diğer VT hatlarını da altta görebiliyorsunuz. Evet gördüğünüz gibi VT04 sadece etkinleştirmişiz. Bu arada verdiğimiz parollar hani enable parolası da burada kabak gibi gözüküyordu ya çıktı da enable password yine burada gözüküyordu. Bununla ilgili bir servis var. Onu etkinleştirelim. En azından biraz daha şöyle kem gözlerden saklayarım. Hemen yazıyorum. Service Password Encryption. Bu servisle birlikte az önce Showrun Config çıktısında görünen parolalar artık şifrelenerek görünce için biraz daha gizli bir hale gelmiş olacak. Bakın az önce burada ne yapıyordu? Konsol yazıyordu, ruj yazıyordu. Artık bunlar görünmüyor. Evet, şöyle bir komutumuz var. Show Service şeklinde. Hangi servisler burada etkin? Bunu görüyoruz. Web tarayıcı üzerinden erişebilmek için e, web server HTTP veya HTTPS açmamız gerekiyor. Bunlar şu an kapalı. Şu an sadece açık olan telnet açık, SH kapalı, SNMP agent açık. Evet şimdi web server servisini etkinleştirelim. Bunun için enable diyoruz, servis diyoruz, web server, enter'a basıyoruz. Tabi isterseniz bir kullanıcı adı parola tanımlayabiliriz. Hemen tanımlayalım, bunun için yine config modda şöyle webmaster diyoruz, buradan level verebilirsiniz, soru işaretiyle görebilirsiniz, 0'dan 2 webmaster, e, 0 en yüksek levelmiş, o zaman 0 veriyoruz, daha sonra bir username diyoruz, hemen ne yapıyoruz, admin diyoruz, her zaman olduğu gibi password'ları e admin diyoruz, admin adminle ne yapabiliriz, giriş yapabiliriz, tabi gerçek hayatta sakın böyle yapmayın hemen 5'e gidiyorum. Evet, gördüğünüz gibi artık ne yapabilirim? GUI aracılığıyla da bu cihazı konfigüre edebilirim. Admin admin dedim ve giriş yaptım. Bundan sonra tabii eğitimin devam eden videolarında biz switch'i yine komut satırından konfigüre etmeye devam edeceğiz. VLAN oluşturma, portları VLAN'lara atama ama sonrasında yine bu grafik arayüz üzerinden de GUI aracılığıyla da nasıl bu yapılandırmalar gerçekleştiriliyor bunu göreceğiz. Şimdi son olarak bir telnet yapalım. Telnet için bir IP adresi vermiştik. SH'ı ileride bir akses liste beraber kullanacağız. Burada gördüğünüz gibi şu an benim Gigabit 01 portumun bağlı olduğunu da görüyorsunuz. Connected diyor. Burası bir bilgi olarak da yine network ile ilgili. Yine buradaki bir dashboard olarak düşünebilirsiniz bu ana sayfayı. Yine VLAN'lerle ilgili ayarlar. Yine transport ile ilgili ayarlar. Bunların hepsi buradan gerçekleşecek. Evet şimdi ben bağlantıyı koparıyorum. Yani ben şu an konsolla bağlanmıştım. Hemen şuradan geliyorum. Ee, bir telnet bağlantısı oduru seçiyorum. IP adresi olarak 192.168.35.5 yazıyorum. Ve open'a basıyorum. Evet şimdi bana ne yaptı? Bir parola sordu. Telnet için ben ne yapmıştım? Ruji diye bir parola belirlemiştim enable parolası da yine rujiydi. Tabi gerçek hayatta yine böyle basit parolalar vermeyin diyoruz. Diğer videolarda görüşmek üzere.